İyi günler diliyorum. Dün ve bugün öğleye kadar olan oturumlara hepiniz katıldınız. İyi kötü ne oluyor, teknoloji nereye gidiyor, sektörümüz ne alemde? Kısaca bilgiler edindik hep beraber. Tabii bu oturumda da RES'lerde yeni teknolojiler, türbin üreticilerinin diğer pazarlardaki deneyimleri, bunları sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz üzere rüzgar enerji sektöründe, özellikle rüzgar türbin imalatı tarafında teknoloji çok hızlı bir gelişme içerisinde. Her 6 ayda bir neredeyse yeni modellerin piyasaya sürüldüğünü, yeni türbin modellerinin pazara tanıtıldığına şahitlik ediyoruz. İşte dün söylendi 2 megawattlık platformlar, bugün günümüz itibariyle 4 megawattlık platformlar şeklinde bir dönüşüm içerisinde. Kule yükseklikleri, kanat çapları artıyor. Şebekeyle daha uyumlu rüzgar türbinleri artık piyasaya arz edilmeye başlandı. Hızlı bir teknolojik gelişme var. Yaklaşık işte 8000 adet olduğu söylenen aksam sayısının her biri aslında kendi bazında, kendi kanalında teknolojik gelişme gösteren bir ürün portföyü bize sunuyor. Tabii hepsi bir araya geldiği zaman da daha verimli, daha enerji üretim miktarının daha da artabileceği, hız güç eğrisinin daha böyle enerji üretimine yönelik kapasite faktörünü artırmaya yönelik bir gelişme gösterdiğini görüyoruz. Tabii tüm bu sonuçlar da işte yine söylendi, CAPEX, OPEX'in işte azaltılması, azalıyor olması, daha rekabetçi hale geldiğini rüzgar santrallerinin buna yol açıyor. Şimdi 7 kişiyiz, kalabalığız. Dolayısıyla bir de 1,5 saatlik bir süremiz var. Aşağı yukarı her oturumcu arkadaşım bir 15 dakikalık bir konuşma süresi var gibi gözüküyor. Ben fazla şey yapmayayım, müsaade ederseniz Mustafa Bey'den başlayalım. Mustafa Bey, Vestas temsilcisi, kıdemli satış müdürü olarak Vestas bünyesinde çalışıyor. Kendisinden konuyla ilgili görüşlerini, sunumunu talep ederim. Buyurun Mustafa. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Sektörümüzün mazisi 40 yıla yaklaştı. 1979 yılında ilk ticari işletmeye giren türbinden sonra. Mustafa Bey'in de az önce ifade ettiği gibi özellikle son 5 yılda sektörün yaşadığı devinim, türbin teknolojisi, yeni teknolojilerin pazara sunulmasındaki süratin artışı hakikaten ciddi bir sıçramayı gösteriyor. Bunun tabii iki tane ana unsuru var. Burada temel unsur tabii ki rekabetçilik. Teşvikli yılları geride bırakan rüzgar sektörü, rüzgar teknolojisi, şu an kendi ayaklarının üzerine durabilen müstakil bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak geleceğe güvenle bakmamıza imkan veren bir teknoloji. Burada geleceğe yönelik nasıl hareket edeceğiz? Yeni dönem stratejilerimizi nasıl olgunlaştıracağız? Yine ticari tarafına bakmak istiyorum. Türbin firmalarının kendi arasında yaşadığı rekabet ve alternatif yakıt olarak nitelendiriyorum, güneş enerjisiyle olan rekabet, enerji üretim maliyetlerinin daha da aşağıya çekilmesini bir ön şart olarak karşımıza çıkarıyor. Bununla ilgili geleceğe dair bir reçete sunmadan önce nereden geldiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1984 yılında Türkiye'de kurulan ilk rüzgar türbini, gördüğünüz üzere ebatları itibariyle ve anma gücü itibariyle son derece kısıtlı ve takribi 30 yıllık bir dönemde geldiği ebatlar 100 metre üzerinde pervane çapı ve takriben 4 megawatt, 3 megawatt aralığında anma gücüne sahip türbinleri karşımıza çıkarıyor. Peki bu 30 yıllık süreç kısa bir süreç miydi yoksa uzun bir süreç miydi? Bu süre daha kısaltılabilir miydi? Sorularının cevabı esasen verilmiş diye düşünüyorum. Çünkü damdan düşmeden, sınırları ne kadar zorlayabileceğinizi bilmeden yeni ürün tasarımı hakikaten çok külfetli ve çok maliyetli bir süreç. Devam etmeden önce hızlıca türbin tasarımındaki teknik zorlukları irdeleyelim, hatırlayalım beraber istiyorum. Ne yazık ki türbin firmaları tüm dünya coğrafyasında, tüm iklim koşullarında çalışmak üzere
kısıtlı sayıda tasarım spesifikasyonları oluşturarak hareket etmek zorunda. Geldiğimiz rekabet seviyesi ölçek ekonomisini kaçınılmaz kılmakta ve dolayısıyla ortak platform üzerine yeni ürün sunumları devam etmekte. Dolayısıyla kutuplarda kullandığınız bir türbini pekala küçük modifikasyonlarla çöl ikliminde de kullanmak durumundasınız. Bu bir miktar ekstra maliyet gibi gözükse de ortak platform vesilesiyle en düşük enerji maliyetine gidebilmek için yegane bir gereklilik. Gene deniz üstü türbin tiplerinde çok korozif ortamlarda, çöl gibi çok tozlu ortamlarda, çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda çalışmak üzere tasarlanan makinelerden bahsediyoruz. Buraları hızla geçmek istiyorum ama nereden geliyoruz? Rüzgar sektörü çok ciddi badireleri atlatmış, çeşitli merhaleleri aşmış. Öncelikle 1 megawatt merhalesi, sonrasında 100 metre pervane çapı gibi psikolojik merhaleleri aşmış bir noktada. Ciddi derecede aksam problemleri yaşanmış ve bunlardan ders çıkarılmış bir noktada. Ama tabii bunun da dönüşü ve sonucu olarak da 15 yıl önceki türbin tedarikçi sayısıyla mukayese ederseniz bugün piyasada çok az sayıda türbin firmasının ayakta kalabildiğini, sadece işini iyi yapan firmaların ayakta kalabildiğini ve pazarca talep ve takdir toplayabildiğini görürsünüz. Bizim buradaki reçetemiz türbin sektörünün olgunlaşmaya başladığı yıllardan itibaren türbinlerimizden sürekli veri toplamak, öğrenmek, izlemek ve bunları yeni ürünlerde kullanmak. Ve bu sayede hataya yer olmadığını düşündüğüm bu ticari ortamda ve bugünkü sektörün geldiği bugünkü noktada hataya yer olmadığı gibi sürprize de çok fazla tahammül olmadığı bir dönemde bunun çok fazla fayda göstereceğini ve belirsizliği minimize edeceğinin garantisi olarak görüyorum. Ortak platform diyoruz ve solut olarak geleceğe yönelik çözüm reçetemiz ortak platform üzerine kendini kanıtlamış, işletme performansı tanınan, sahada nasıl tavır sergileyeceğini iyi tahmin ettiğimiz, rüzgarın hangi şiddette geleceğini bilemeyebiliriz ama rüzgarın hangi geldiği şiddette makinemizin nasıl tavır sergileyeceğini iyi bilebiliriz. Buna çok önem veriyoruz. İki ana ürün ailesinde 13 adet türbin tipiyle bununki 6 tanesi yeni versiyonlarıdır. Geçmişten aldığımız tecrübeleri kullanarak ve bu test altyapımızı, bu izleme altyapımızı kullanarak yeni ürünlere yönelik tasarımımızı gerçekleştiriyoruz ve bu tecrübemizi bu türbinlere aktarıyoruz. Kısaca değinmek istediğim, bence ülkemiz için anlamlı bir türbin tipi olabilecek, çok düşük hızlı sahalar için, özellikle İç Anadolu bölgesi için, IECS, IEC standartlarına göre, Class 4 diyemeyeceğim ama çok düşük hızlı sahalar için tasarlanmış, yeni bir türbin tipi olarak V120-2 megawatt ürününü 2018 içerisinde sunmaya düşünüyoruz Türkiye piyasasına. Kabul göreceğini şu anlamda düşünüyorum. Şu an Türkiye piyasasında kalan projelerin rüzgar profillerine baktığınız zaman ve gelecekte geliştirilebilecek açık sahalardaki kullanılabilecek türbin tiplerini değerlendirdiğiniz zaman klas 1 bir makine veya klas 2 gibi bir makine son derece mukavemetli kalacak ve mukavemetleri sebebiyle de daha düşük yıllık üretimle bizim fizibilitelerimizi oluşturacak. Arda tarafı tabii ki böyle kuvvetli bir makineyi düşük hızlı bir sahada kullanırsanız kesinlikle çok daha uzun ömür elde edeceksiniz ama ülkemizdeki fizibilitelerde 20-25 yıllık dönemler dolayısıyla bu tip yeni ürünleri otomatikman gerekli kılacak diye düşünüyorum. Bugün özellikle bahsetmek istediğim geçmiş dönemde 3 megawatt olarak adlandırdığımız yeni dönemde de 4 megawatt olarak adlandıracağımız ürün ailemizdir. Burada 2010 yılında Vestas'ın yeni sıfırdan tasarlayarak 2 yıllık yoğun bir test sürecinden çıkarak oluşturduğu V112 3 megawatt modelinin üzerine geliştirilmiş bir ürün ailesinden bahsediyoruz ve Haziran 2017 itibariyle bu ailenin yeni ürünleri olarak 4 megawatt anma gücünde ve değişik pervane çaplarında yeni modellerimizi takdire sunuyoruz. Burada Türkiye pazarı için özellikle gene ve global ihalelerde özellikle çok kullanılacağını düşündüğümüz
V150 modelimiz üzerine biraz vakit sarf etmek istiyorum. Şimdi burada V150 150 metre pervane çapı, 4 megawatt anma gücü. Biz bunlara neye göre karar veriyoruz? 150 niye 152 değil, niye 164 değil, niye 180 değil veya niye 130 değil? 4 megawatt niye 6 megawatt değil, niye 7 megawatt değil, niye 3 megawatt değil, niye 2 megawatt değil? Şimdi burada tabii ki geliştirme sürecinin evrelerini daha yavaş yaşıyoruz gibi gelebilir ama burada kademeli artış bizce gerekli. Mevcut türbinlerin üzerinde ufak modifikasyonlarla pervane çapını geliştirerek hataya ve sürprize yer bırakmayacak nitelikte türbin tasarımlarını, türbin deneyimlerini sunmaya gayret gösteriyoruz. Biraz önce bahsettim, kısaca mukayeseli bir tabloyu görüyorsunuz. Türbin firmasından bağımsız olarak bakarsak bu konuda, daha aynı anma gücünde daha yüksek kanat çaplı bir pervane çaplı bir türbinin otomatikman daha fazla enerji üretimi vereceğini söylersek çok yanılmış olmayız. Burada mukayeseli bir tabloyu görüyorsunuz ve aslında işin ticari boyutunun da geldiği noktayı görüyoruz. Bugün rüzgar müstakil ve diğer alternatif baz yük santralleriyle benzer ve hatta daha düşük enerji üretim maliyetlerini yakalamışsa, bu ölçek ekonomisi ve bu ebatların büyüklüğüyle bunu bize sunabiliyor. Ama gene türbin boyutlandırma kriterleri açısından bakarsak yegane unsur en düşük enerji üretim maliyeti. Biz bu anlamda da V150-4.2 MW'ın önümüzdeki dönemde sınıfında en düşük enerji üretim maliyeti oluşturacağını iddia ediyoruz. Buraya kadar işin geleneksel, bence de sıkıcı tarafıydı. Bundan sonra biraz daha heyecanlı tarafı başlıyor. Mevcut tecrübemiz üzerine yeni ürün geliştirmeye devam ediyoruz ama bununla beraber yeni arayışlar içerisine de girmek işin olmazsa olmazı. İşin başından beri rüzgar türbinleri 3 kanatlıydı. Endüstriyel ölçekte, şebekeye bağlanabilir ölçekte rüzgar santralleri için tasarlanan türbinler, her zaman 3 kanatlı ve dikey tipte oldu. Buradaki resimde gördüğünüz bizim şu an Danimarka'da işletmede olan deney maksatlı ürettiğimiz bir türbin tipi. Bu türbin tipinin karasal tipte uzun vadede göreceğimizi zannetmiyorum ama deniz üstü türbin tipleri için biraz daha anlamlı olabilir. Buradaki yegane unsur bizim mevcut yük modellerimizi daha iyi anlamamız, doğrulamamız, aerodinamik performansını, böyle bir yapının aerodinamik performansını tanıma ihtiyacımız, isteğimiz. Burada Danimarka Teknik Üniversitesi'de ortak bir araştırma projesi olarak devam ediyor. Buradaki yegane mantık esasen şu, türbini iki boyutta büyüttüğümüz zaman karşıdan baktığımızda esasen hacmi, dolayısıyla kullanılan malzeme ve dolayısıyla kullanılan sarf edilen maliyet, karşımıza çıkan maliyet, kübüyle orantılı olarak, 3 boyutta kübüyle orantılı olarak artıyor ve burada aslında şöyle de bir soruyu kendimize soruyoruz. Esasen bir tane 900 kW'lık makine yerine benzer süpürme alanlı 4 tane daha küçük üniteyi kullanmak anlamlı olabilir mi? Karasal tipte açıkçası anlamlı olacağını düşünmemekle beraber bize hizmet edeceğini düşündüğümüz alanlar bahsettiğim araştırma alanları. Ama deniz üstünde bakımın çok zor ve çok maliyetli olduğu alanlarda bir türbinin, bir makinenin performansının 4'e bölünmesi emramanelik tarafında çok fayda sağlayacaktır diye görüyoruz ve bu açıdan deniz üstü tipte anlamlı olabilir. Ama bunun bir ürüne dönmesi için, bir şey söylemek için dahi çok erken. Burada birkaç montaj görseli görüyorsunuz. Bununla beraber araştırmanın haricinde yeni ürünlerde ufak modifikasyonlarla daha nasıl tasarruf yapabiliriz? Enerji üretim maliyetini daha nasıl aşağı çekebiliriz sorusunu soruyoruz. Orta Avrupa gibi rüzgar hızlarının düşük olduğu ve yatırımcıların, geliştiricilerin daha yüksek, göbek yüksekliklerine çıkma ihtiyacı duyduğu yerlerde yüksek kule çözümleri,
ama karma çözümler beton ve çelik veyahut daha geniş çaplı, cidarı inceltilmiş, dolayısıyla maliyeti düşürülmüş, azaltılmış kule yapıları veyahut alternatif olarak da şu an bizim bir prototip çalışmamız olarak devam eden halat gergili kule. Buradaki salınımı azaltmanın getirdiği yük azaltımı ve bunun da getirdiği maliyet azaltımıyla ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Burada gene birkaç görselini görüyorsunuz. Esasen en renkli tarafı hepimiz için olduğunu düşünüyorum, sektörümüz için. Bildiğiniz üzere internetten de takip edebilirsiniz. Son 5 yılda enerji depolama tarafında ama kimyasal, ama fiziksel, yoğun hummalı bir faaliyet devam ediyor. Pompalamalı hidro, rüzgar santralleriyle akuple olarak çalıştırılan pilot santraller var. Hakeza çok sayıda batarya grubuyla akuple şekilde çalışan rüzgar santralleri mevcut. Burada Vestas 2009 yılından beri faaliyet gösteriyor, araştırmalarına devam ediyor. Ve bunun şu an endüstriyel ölçekte, şebeke seviyesinde bizim için daha anlamlı bir proje olarak bahsetmek istediğim bir projeden rakamlar görüyorsunuz. Şu an Avustralya'da yapım aşamasına geçmiş takribi 60 megawattlık, 45 megawatt civarı rüzgar, 15 megawatt civarı solar, fotovoltaik panel bazlı solar enerjisi destekli bir elektrik santrali. Büyük bir projenin ilk fazı olarak değerlendiriliyor ve burada bir batarya grubuyla destekli şekilde ortak kumanda kontrol yapılarak bir tecrübenin peşindeyiz açıkçası. 2018 yılının içerisinde kurulacak. Daha fazla bilgi paylaşmak isterdim, işletme tecrübesi aktarmak isterdim. Ama şu an bu ölçekte son 2 yılda oluşturulmuş, oluşturulmuş sektörün biriktirdiği tecrübeden daha yeni bir şey açıkçası söylemek zor. Ama geleceğinde burada olduğunu düşünüyorum. Rüzgar, yenilenebilir enerjinin diğer paydaşları hidro, solar. Hidroda da tabii ki barajlı hidrolardan bahsetmekten ziyade depolama kabiliyeti olmayan veya düşük olan kanal tipi hidrolardan bahsetmek doğru olur. Bunların ihtiyaç duyduğu ve yatırımcının ihtiyaç duyduğu dengesizlik, gün öncesi piyasalarda faaliyet gösteren firmalar için taahhüt ettiğiniz enerji üretim seviyelerini yakalayabilmeniz için, müstakil şekilde dengesizlik yönetimi yapabilmeniz için, bunun haricinde enerji fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde elektriği piyasaya arz edebilmek için bu kabiliyet kaçınılmaz. Bunun haricinde tabii ki şebeke işleticilerinin gözüyle bakarsak da böyle bir santralin, karma bir santralin sunacağı şebeke stabilitesi bağımsız bir rüzgar, bağımsız solar, bağımsız hidroden çok daha faydalı olacağı için kabul görmesinin de daha anlamlı olacağını, daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Ve umarım inşallah yine seneye burada oluruz. Daha anlamlı rakamlardan da, daha doyurucu bilgilerden de size bahsetme fırsatı bulurum. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bilgehan Yaşarcan, Siemens'ten teknik satış müdürümüz. Buyurun. Bu sunuda ilk önce yeni çıkacak türbinlerimizi, direct drive türbinlerimizi ve bir tane de dişli kutulu türbinlerimizi planlanan, piyasaya sunulması planlanan dişli kutulu türbinimizi tanıtacağım. Öncelikle bu sene biz Gamesa firmasıyla birleştik. Bu birleşmeyle ilgili birazcık da bilgi vermek istiyorum. İki büyük firma, Siemens Rüzgar Wind Power ve Gamesa, 2017'nin Nisan ayında birleşti. Bu birleşme 2016 yılında bilgilendirildi, basın bilgilendirilmesi yapıldı. Gamesa 1995 yılında kurulmuş bir firma,
çeşitli ülkelerde çok büyük kapasitesi, rüzgar türbini kapasitesi olan başka dallarda da, jeneratör üretimi gibi dallarda da aktif olan bir firma. Siemens Wind Power'da sektöre 2003 yılında Danimarkalı Bonus Enerji firmasını satın alarak girmiş bir firma. Bonus Enerji de 80'lerin başında kurulmuş. 91 senesinde de dünyadaki ilk offshore deniz tipi santralini yapmış bir firma. Bu iki firma birleşti. Birleştikten sonra da 20 milyar euroluk bir pazar payı olan, şimdiye kadar sipariş almış, 90 üzerinde ülkede aktif olan 27 bin kişilik, yıllık ortalama 10 milyar euro cirosu olan bir firmaya dönüştü. Şu andaki yapılmış, toplamdaki montajı yapılmış rüzgar santrali kapasitesi 75 gigawatt. Market değeri de 14 milyar eurolar civarında. Hem onshore'da Siemens'ten gelen, Siemens Wind Power'ın onshore geçmişti var, dünya lideri. Hem onshore'da hem offshore'da aslında dünyanın en büyük şu anda rüzgar türbini üreticisi olmuş durumda. Dünyada da çeşitli ülkelerde, eski Gamesa diyelim, Meksika'da, Brezilya'da, İspanya'da, Hindistan'da, Çin'de üretim lokasyonları olan bir firmaydı. Siemens Gamesa olduktan sonra da Siemens'in fabrikalarıyla beraber, Siemens'in eski Siemens Wind Power fabrikaları Fas'ta, Almanya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, Amerika'da, Çin'de üretim lokasyonları olan bir şirketti. İkisi birleştikten sonra hemen hemen tüm dünyaya da üretim lokasyonları olan bir firmaya dönüştü. Bu dönüşümden sonra, bu birleşme Nisan ayında, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşti. Bu dönüşümden sonra çok daha detaylı bir aslında bilgi birikimine sahip olduk. İşte şimdiki popüler deyimle Big Data denilen çok fazla hem Gamesa, eski Gamesa tarafından hem eski Siemens Wind Power'dan gelen bilgiler şu anda harmanlandı. Bunun optimizasyon çalışmaları yapılıyor. Bütün rüzgar türbini yatırımcıları en büyük amaçları yaptıkları, kurdukları santralden maksimum faydayı, ekonomik faydayı alabilmek. Biz de bunu biz santralin, rüzgar santralinin %80'inin rüzgar türbini olduğunu düşünecek olursak yatırım olarak maksimum enerjiyi optimum mikro konuşlandırma siting mühendisliğine maliyetleri aşağıya çekmeye çalışıyoruz yatırımcılara. Bütün rüzgar türbini üreticilerin en büyük amacı bu. Biz de Siemens Gamesa olarak bütün bu konulara kafa yoruyoruz. Şimdi bizim portföyümüzde iki tip rüzgar türbini teknolojisi var. Hem direct drive hem dişli kutulu türbinler. İlk önce direct drive ile başlayacağım. Yeni çıkacak 2019 senesinde lansmanı, fabrika çıkışları planlanan türbinler. Bu direct drive türbinin profilden bir görünüşü. Direct drive olunca ne oluyor? Çeşitli daha önceki işte katılımcılar sunularda yaptığım, yani anlattığım gibi bir dişli kutusu ortadan kalkınca yanındaki bütün onu yardımcı ekipmanları kalkıyor ve mekanik parça sayısı %50 dişli kutulu türbine göre azalıyor. Nasel içi görüntüsü aşağı yukarı böyle oldukça sadece panolar kalıyor, elektrik panoları kalıyor. Daha basit bir teknoloji diye özetleyelim. Gelecek nesil türbinlerin 3 klasada servis üretimi planlanıyor, servis yapılması planlanıyor. Klas 1'de 120 metre rotor çapına sahip olacak bu türbinler. Klas 2'de 130 metre, şu anda zaten 130 metrelik türbinlerimiz var, 3.6 megawatt. Onun daha jeneratör kapasitesi artılmış bir şekilde. Bir de 142 metre kanat çapında direct drive türbinler olacak. Daha çok direct drive türbinlerde
Pozisyon limitli sahalarda jeneratör kapasitesi arttırılaraktan maksimum minimum pozisyonlara konuşlandırarak türbinleri maksimum kapasiteye ulaşmayı sağlıyoruz. 3 megawattın altındaki türbinlerde de daha çok kapasite limitli sahalarda maksimum noktalara giderekten toplamdaki yüzey alanı arttırılarak maksimum verim elde edilmeye çalışılıyor. Dişli kutulu türbinlerde 3 megawattın altında gibi görünüyor şu anda Siemens Gamesa portföyünün eğilimi. Direct drive türbinlerde de işte pozisyon limitli sahalarda 4 megawattlar, 3,5, 3,6 megawattlardan daha yukarılara gidilmesi planlanıyor. Şu andaki görünen bu. 3 tip klasa hitap eden türbin, servis yapacağımız türbin, dediğim gibi 142 metre kanat çapı, klas 3 sahalarda 3,5 megawatt ve 3,9 megawatt olarak çıkacak bu türbin. Klas 2 sahalarda 130 metre kanat çapı da şu anda 3,6 megawattlarda. Bu da 3,9 ve 4,2'ye çıkması planlanıyor. Klas 1 ve klas T dediğimiz sahalarda da 120 metre kanat çapında 3,9 ve 4,3 megawattlık türbinler çıkacak. Bunlar yeni tip türbinler, direct drive türbinler. Bunlar da teknik özellikleri. Buradaki amaç 3 tip türbinin de aynı nasel platformuna sahip olması ve bunun etrafında kanat çaplarının ve kule tiplerinin değiştirilerek klas modifikasyonlarının yapılması. Temel konsept bu. Çeşitli rüzgar türbin üreticileri de bu konseptle gitmeye çalışıyorlar. Platform çok fazla değiştirilmesi tecrübe edildikten sonra çok fazla tercih edilmiyor. Bunun bir sürü sebebi var. Öncelikli lojistik, verimlilik, daha çok Ar-Ge yapılması üzerinde ve tabii ki maliyetlerin de aşağı çekilmesi. Bir türbin aşağı yukarı bir platformun yapılması 6-7 sene sürüyor bunun tasarımı, mühendislik çalışmaları. Yaklaşık da bunun piyasaya sürülmesinin maliyeti yaklaşık 200 milyon eurolar civarında. Aslında türbin üreticileri olarak da o kadar da rahat yerlerde değiliz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Burada 3 tip türbinin teker teker power curve karşılaştırmaları var. 142 metre kanat çapındaki türbin şu anda 3,15 olarak zaten piyasada var. Bunun üzerine jeneratör modifikasyonları yapılaraktan ve yazılım modifikasyonları 3,5 ve 3,9'a çıkacak. Buradaki power curve değişimleri ve enerji üretimindeki deltayı da farkı da görüyorsunuz. %14'lük bir enerji artışı var. Bu türbinler Husum'daki bu seneki Husum fuarında lansmanları yapıldı. 2018 yılında prototipleri sertifikalandırılacak. Tip sertifikası da 2018 yılının sonunda çıktıktan sonra 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sunulması planlanıyor. Bu 142 metre kanat çapı klas 3 türbindi. Klas 2 türbinde de şu anda 3,6 megawatta üretimleri yapılıyor. Bu 3,9 ve 4,2 megawatta çıkacak. Yine power curve'lerindeki değişimleri ve enerji üretimi artışındaki değişimleri görüyorsunuz. Mevcut olan bu platformun üzerine yapılacak dediğim gibi. Yine bu türbin de aynı şekilde Husum'da lansmanı yapıldı. Prototipleri bu senenin sonunda çalışmalar başlayacak. Sertifikası 2018 yılının birinci çeyreğinde. Tip sertifikası 2018 yılının sonunda, yine 2019'un ilk çeyreğinde de bunun X-Works olarak üretimi planlanıyor. Bu da klas 1 ve en zorlu koşullarda çalışacak türbin modellerimizden biri yüksek hızlı sahalarda. Bu da 3,408 şu andaki klas 1 olarak piyasada bulunan türbinin upgrade edilmesiyle ortaya çıkan bir türbin. 4,3 megawatt olacak. 120 metrede kanat çapı olacak. Bu klas 1 sahalarda şimdiye kadar bildiğim kadarıyla böyle bir türbin yok. Bunun da aynı şekilde 2019'un ilk çeyreğinde üretime çıkması planlanıyor. Yeni çıkacak dişli kutulu Siemens Gamesa türbini de
biraz da ondan bahsedeyim. Aslında bu türbinin lansmanı yapıldı. 2.1 megawatt ve 122 metre kanat çapında. Bu daha çok şu anda Çin ve Hindistan pazarı için düşünülüyor. Daha sonraki ülkelerdeki hangi ülkelere, hangi pazarlara üretiminin, satışının serbest bırakılacağı şu anda belli değil. Bu sene dediğim gibi işte yeni yapıldı lansmanı. Prototipler yine 2017'nin bu senenin sonunda prototip çalışmaları Hindistan ve İspanya'da yapılıyor. Tip sertifikası 2018 yılının ikinci çeyreğinde, seri üretimi de 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor. Buradaki kanat çaplarının farkını görüyorsunuz. Burada özellikle şu power density değeri oldukça iyi, çünkü jeneratör kapasitesi düşük, süpürdüğü alan göreceli olarak büyük ve klas 3 sahalarda daha da düşük belki de sahalarda, bu türbülans seviyeleri de az olan sahalarda diyelim, çok fazla satışı yapılması planlanan bir türbin modelimiz. Bunun haricinde rüzgar türbini üreticileriz. Sadece Siemens Gamesa değil. İşin açıkçası böyle sinekten yağ çıkarmaya çalışıyoruz ki bütün bu enerji üretimlerini arttırmaya çalışalım. Bunu çalışıyoruz. Bunun için çeşitli yazılımlarla yaptığımız power curve güç eğrisi iyileştirmelerimiz var. Mesela çok yüksek hızlı sahalarda birden rüzgar hızı artmaya başlayınca buradaki örnekte adaptif kontrol sistem dediğimiz bir özellik sayesinde direkt olarak nominal güç değerine çıkmıyor. Çünkü türbinde yüklenme olduğu zaman şiddetli rüzgarda fazla hem fatik yememek için hem de yüklenmeleri birazcık daha azaltmak için ve türbinin life cycle'ından yememek için birazcık daha yumuşak bir geçiş yapılıyor. Bu sayede de türbin daha az yıpranıyor. Aynı şekilde yine yüklenmelerde nominal güçle çalışırken türbin hemen yüklenme olduğu zaman kendini kilitlemek yerine birazcık daha yumuşak geçişle power curve'deki düşüşler sağlanıyor. Bu da high wind right through dediğimiz bir özellik. Yine çok ekstrem fazla yüklerde diyelim, yüklenmelerde türbin kendini birazcık daha yavaş yavaş kapatmaya ve rüzgar hızı yükseldikçe yine yavaş yavaş power curve'ü aniden kapamak yerine azaltmaya çalışıyor. Bu özellikler dediğim gibi sadece Siemens Gamesa'da yok. Buna benzer özellikler diğer türbin üreticilerde de var. Herkes bunlara kafa yoruyor. Bu ilginç bir özellik. High temperature right through dediğimiz. Bu da ortalama ortam ısısı arttıkça türbinin rated power, nominal güç değeri düşüyor. Yine bunun geçişini ısı yükseldikçe yine yumuşak bir geçişle yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede aniden kapamak yerine yavaş yavaş kapanaraktan türbin daha fazla enerji elde etmiş oluyoruz. Ben birazcık da offshore'daki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Yeni neler oluyor diye. Biliyorsunuz offshore'da deniz tipi santrallerde montaj yapılabilmesi için ortalama bir 30 ila 50 metre arasında maksimum bir deniz derinliği gerekiyor. Ama çeşitli şu anda prototip çalışmaları, hatta kurulan ufak küçük santraller var. Yüzen türbinler dediğimiz bir konsept. Bu türbinler halatlarla deniz tabanına bağlanıyor. Aslında bir şekilde sabitleniyor ama bir kazık üzerine ya da bir temel üzerine değil. Bu sayede de 220 hatta 300 metrelere kadar, derinliklere kadar gidilebiliyor. Bu sayede de rüzgar kapasiteleri daha derin olan yerlerde değerlendirilebiliyor.
ve daha fazla kapasiteler, daha fazla rüzgar santrali bu sayede yapılması planlanıyor. Bu oldukça olgunlaşmaya başlayan bir teknoloji. Burada taşınmasını, nasıl nakliyesinin yapıldığını görüyorsunuz. Bu sayede de offshore'da da çok daha büyük rakamlar ulaşılabilecek. Şu anda dünyadaki bildiğim kadarıyla offshore santral kapasiteleri 10-15 gigawattlarda onshore'a göre oldukça az. Tabii offshore'da da çok büyük gelişmeler var. Türbin kapasiteleri 10 megawattlara çıkıyor, 15 megawattlara olacak. Kanat çapları çok daha fazla büyüyor. Bunun en büyük sebebi de denizlerde, nakliyeden dolayı denizlerde daha hareket edilebilmesi. Ama kara tip santrallerde nakliye problemleri olduğu için de büyük kanatlı türbinler, büyük kapasiteli türbinler yapılamıyor. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Geçen haftalar bir makale okumuştum. Güneş santralleri yüzmeye başlayacak diye. Bu işte deniz göllerimizde, işte kanallarımızda. Biz rüzgarı zaten daha önceden yüzdürüyorduk değil mi? Güneş yüzdürüyoruz peki. Evet, sıradaki konuşmacımız Özgür Uzun, GE Yenilebilir Enerji şirketinden bölge satış direktörü. Buyurun. Sayın moderatörüm, sevgili türbin üretici temsilcileri arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli misafirler. İsmim Özgür Uzun. GE Yenilenebilir Enerji Karasal Rüzgar Enerjisi İş Kolu'nu temsilen huzurlarınızdayım. Uzun zamandır benim takip ettiğim çok önemli bir konu, çok önemli bir topik. Ben ilk defa katılıyorum. İlk defa görüşlerimi beyan edeceğim. GE'nin yeni teknolojilerinden biraz bahsetme fırsatım olacak. Ama oldukça heyecan verici gelişmeler oluyor günümüz dünyasında. Rüzgar teknolojileri bağlamında. Bunu birazcık açarsak, son birkaç yılda gördüğümüz destekleme mekanizmasından bağımsız rüzgar enerjisi kavramı ya da konsepti günümüzde açığa çıkmaya başladı. Ve bunları kendi ülkemizde de, kendi sektörümüzde de yavaş yavaş görmeye başladık. Bu bağlamda rüzgar enerjisinden üretilen elektrik maliyetlerini azaltma ölçüsünde yeni teknoloji dediğimizde türbin özelinde yeni teknolojiler neler olabilir? Bence biraz bunu tartışmamız gerekiyor. Çıkış gücünün arttırılması, daha büyük rotor çapları, daha verimli üniteler, bu bağlamda daha uzun kanatlar, pek tabii ki kısıtları da alt alta koyduğumuzda kolay olmayan ama çözümü destekleyici, çözümü bilgi ve teknolojiyle birleştiren özel teknolojiler ortaya çıkıyor. Ben bu bağlamda size yaklaşık 2 ay önce lanse ettiğimiz 4.8 megawatt 158 metre rotor çapında yeni GE karasal rüzgar enerjisi türbinini kısa ve öz olarak anlatmak istiyorum. Bu üniteye baktığımızda 4.8 megawatt bir çıkış gücüne sahip, 158 metre rotor çapında 77 metre kanat uzunluğuna sahip bir ünite. Özellikle Türkiye için dizayn edilmiş diyebileceğimiz bir ünite. Sebebi ise elektrik enerjisi maliyetlerini en aza indirebilecek ölçekte bir ünite olarak karşımıza çıkmakta. Bu üniteyi Türkiye özelinde konuşmamız gerekirse 101 metre ve 121 metre çelik kule üzerinde gerçekleşecek bir ünite olarak ortaya çıkıyor. Rüzgar klasmanına baktığımızda
düşük ve orta rüzgarlı sahalarda oldukça verimli olacak olan bir ünite GE 4.8 158. GE'nin kısıtlarla ve rüzgar sınıflandırmaları üzerinde baktığımız zaman birçok platform söz konusu. Özellikle 3X dediğimiz platformun üzerine geliştirilmiş olan 4 MW platformu ailesinden bir ilki 4.8 ünite. Ve burada gördüğümüz gibi alan kısıtı olan yerlerde ki Türkiye alan kısıtına çoktandır girmiş bir ülke. Çünkü daha az alanı kullanarak daha fazla megawatt gerçekleştirmek istiyoruz. Ve buraya baktığımızda düşük rüzgarlarda, kısıtlı alanlarda son derece verimli olarak gördüğümüz yeni ünite 3.6137 hali hazırda Avrupa'da, dünya piyasasında ve Türkiye'de bizim müşterilerimize getirdiğimiz çözümlerden bir tanesi. Diğer yandan yine Türkiye'de 3.8 MW 130 metre rotor çapına sahip olan ünite ise orta ve yüksek hızlarda çözümler sunan bir ünite. 4.8'e baktığımız takdirde tekrar çok farklı bir dizayn ve bu dizayndaki en önemli konulardan bir tanesi burada gördüğünüz gibi naselin çok daha büyük bir yapıda olması. Makine dairesi yani naselin büyük bir yapıda olmasının en önemli konu, en önemli gerekçesi ise çok daha rahat servis verilebilmesi, servis teknisyenlerinin, servis mühendislerinin çok daha rahat hareket edilebilir bir alana sahip olması ve diğer taraftan kontrol sistemlerinin tamamının ve elektrik sistemlerinin tamamının nasel tarafında olması ve bu sayede elektrik kayıplarının minimum hale getirilmesi ve daha efektif, daha verimli bir ünite olarak ortaya çıkması sağlanıyor. 4.8, 3.637 üniteye nazaran karşılaştırıldığında %30 daha fazla üretime sahip bir ünite. Kapasite faktörü gözüyle baktığımızda ise %46, %49 oranında bir kapasite faktörüne ulaşabilen oldukça verimli bir ünite. 7 ve 8 metre bölü saniye bandı için. Düşük rüzgarlarda 6, 6,5 metre bölü saniye olan rüzgarlarda ise %38 ve %40 civarında bir kapasite faktörüne ulaşabiliyoruz. Günümüzde yarışmalarda özellikle bizim son derece değer verdiğimiz ve siz değerli katılımcıların projelerinde de değer vereceğiniz ve hesaba katacağınız önemli ünitelerden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Önümüzdeki 2 yıl için planlanmış ve önümüzdeki 2 yıl içinde sağ teslimatları başlayacak olan bir ünite 4.8158. Benim sunumum nispeten kısa ve öz. Ancak panel içinde sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Ünite saha özelinde ve müşteri özelinde daha detaylı irdelendiği için biraz kısa tutmak istedim ben bu yeni teknolojik geliştirmeyi. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, sırada Can Bey, Can Yılmaz mı? Ha, Tayfun Bey, bu arada bir kaçak oldu herhalde değil mi? Pardon, buyurun Tayfun Bey, Enerkon herhalde. Okey. İsim farklı bildirilmişti, Yunus Bey olarak. Tamam, özür dilerim. Nasıl değil mi? Geri sarmama gerek var mı yoksa?
Tekrar söyleyeyim, hepinize değerli vaktiniz için öncelikli olarak teşekkür ederim. Yunus Bey şirketimiz adına sunumu yapacaktı. Kendisinin rahatsızlığı nedeniyle ben devralmak durumunda kaldım. Burada şeyinde Topiye'de uyaraktan Enercon yeni teknolojiler hakkında daha çok bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle yeni 4 megawatt serisi türbinlerimiz hakkında yine bilgi vermek isterim. Tabii bunun öncesinde Enercon hakkında genel bilgilerle başlayacağım ve yeni teknoloji ve mevcut teknolojimiz arasındaki farkları da göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Enercon 1984 yılında Almanya'da kurulmuş bir firma. Şu anda dünyada 47-46 gigawatt üzerinde bir kurulu gücümüz bulunmakta. Ve dünyada 30'u aşkın yerde de satış ofislerimiz bulunuyor. Buradan da görebileceğiniz üzere Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın birçok noktasında üretim tesisleri halihazırda aktif olaraktan Enercon kendi yatırımı olaraktan çalışıyor, aktif olarak çalışıyor durumda. Türkiye'de de 1997 yılında Türkiye'ye girişini yapmış Enercon ve şu anda mevcut ofisimiz İstanbul Ataşehir'de Enercon'un satış ofisi ve İzmir'de Enercon finans proje departmanlarımız ve servis departmanımız bulunuyor. Burada 2002 yılında Enercon'un Türkiye'ye yaptığı ilk yatırım olan Aerokanat fabrikamızı görebilirsiniz. İzmir serbest bölgede şu anda zannedersem E82, 92 ve 70 kanatların üretimi aktif olarak devam ediyor. Yaklaşık %30 civarlarında bir Türkiye iç piyasasına hitap ediyor. %70 civarında da buradan dünyanın her yerine Enercon kanatları gönderiliyor. Ayrıca yine İzmir'de Torbalı'da beton kule fabrikamız bulunuyor. Bunun dışında da Türkiye'deki birçok çelik kule imalatçılarıyla çalışmaktayız. Enercon türbin teknolojisi bildiğiniz gibi direct drive üreticilerin, direct drive türbin üreticilerin öncüsü Enercon. Kısacası üst tarafta gördüğünüz gibi senkron direct drive jeneratörümüz ve güç elektronik ekipmanlarımız. Kulenin altında da trofa ve güç panellerimiz bulunuyor. Kısacası çalışma prensibini de göstermek istersek, soldaki videoyu çalıştırabilirseler arkadaşlar. Aşağı soldaki görevli arkadaşlar yerinde değil galiba ama. Şu sol aşağıdaki videoyu çalıştırabilir misiniz? Kısaca Enercon türbünün çalışma prensibini göstermek adına. Burada çok kutuplu rotorumuz ve direkt kanatlara bağlı dışarıda da yine sargılı statoru görüyorsunuz. Kanatlardan aldığımız kinetik enerjiyi rotora aktarıyoruz ve statorda alternatif akım yüklüyoruz. Çok basit, pürüzsüz bir sistem. Kısaca bir bisiklet dinamolarında bilirsiniz olan düzeneğin hemen hemen aynısı diyebiliriz. Ayrıca ikinci videoyu da açarsa arkadaşlar, bu türbünün birebir üretildiğini de görebileceksiniz. Şu an burası Almanya'daki fabrikamız ve stator sarımlarını göreceksiniz. Bakır sargıyla yapılıyor. Tamamen el işçiliği. Yani manyetik alanı biz rotorlardaki kutuplara uyguladığımız uyartım akımıyla manyetik akımı oluşturuyoruz. Kinetik enerji kanatlardan alıyoruz ve statorda alternatif akım yüklükleniyor. Burada iki parça üretilmiş statoru görebilirsiniz. Yine rotor kutupları tamamen modüler, herhangi bir arıza olması durumunda rahatlıkla çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz. Şimdi bu mevcut Enercon'un yıllardır süregelen tasarımı. Önümüzdeki yıllarda Enercon için çok majör diyebileceğim bir değişikliğe gidilecek. Burada yine çalışma felsefesi aynı şekilde kalmakla beraber
bakır yerine alüminyum sargılar kullanılacak. Yine burada dişli kutulu ve direct drive sistemle ilgili şeyleri görebilirsiniz. Türbinlerimizde bizim dişli kutusu, hidrolik sistemler ve bearingler bulunmamakta. Platform olarak da 1995 yılından bugüne kadar gelen gelişmeyi Enercon bünyesinde göstermek amacıyla bunu kullandım. Şu anda yeni gelecek serilerde 2018-2019 yıllarında göreceğiniz E126, EP3 4 MW ve E138 3X diyebileceğim EP3 serisi alüminyum, bahsettiğim alüminyum sargılardan oluşacak. Yine burada Enercon bünyesinde Class 1, Class 2, Class 3 türbinleri, kırmızı olanlar yeni gelecek türbinler, artı Wind Class 3'ün şu boş kalan yerine de yine yeni bir Class 3 türbünü gelecektir yakın bir zamanda. Design olarak bahsettiğim EP3 serisinde basitçe hemen fark edebileceğiniz nasel yapısında bir değişim var. Yumurta design artık olmayacak. Jeneratörde bakır sargı yerine alüminyum formlar kullanılacak. Kanatta da yine flatback dediğimiz yeni bir profil dizaynına gidiliyor. Daha da yakınlaştırırsak sol taraftaki bakır sargılı stator ve sağ tarafta da yeni dizayn alüminyum form kullanılarak yapılacak olan dizaynı görebilirsiniz. Buradaki amaç sonuçta bir manyetik alan sağlamak. Biz bunu daha önce bakır üzerinden elde ediyorduk. Artık alüminyum üzerinden elde edeceğiz. Tabii ki burada önemli bir ağırlıktan kazanç olacak. Türbinin yüklerinde bir azalma söz konusu. Yine EP3 serisi türbinler kurulum, taşımacılık açısından cost reduction için olabildiğince modüler üretiliyor. Gördüğünüz üzere jeneratör, rotoru 3 parça halinde üretilecek. Tasarım olarak da değişikliği şuradan görebilirsiniz. Alt taraftaki mevcut yumurta dizayn içerisindeki EP3 serisini yerleştirilmiş hali. EP3 serisi öncelikli olarak 127 MW kanat çaplı, 86, 116 ve 135 metre kule ile 4 MW olarak piyasaya çıkacak. Önümüzdeki yıl prototip kurulumu var. 2019 ikinci, üçüncü çeyrek gibi sertifikasyon işlemleri de tamamlanacaktır. Burada EP3 serisi dememizin sebebi aslında türbin gücü 4 MW olsa da 3 MW platformunun üzerinden geliştirilmiş bir seri. Elektrik altyapısı ve kontrol altyapısı E101 3 MW serimizin üzerinden geliştiriliyor. Yine kanatta da daha önceki spoiler dediğimiz yapı yok artık. Flatback platformu olacak. Burada da yine olabildiğince statik aynı kalmakla beraber yüklerden biraz daha kurtulmuş olacağız diyebilirim. 138 serisi Class 3A olarak çıkacak. Yine aynı şekilde alüminyum sargılı olaraktan. Burada da 81 metre, 111 metre, 131 metre ve 160 metrelik kuleler öngörülmekte. Yine önemli bir nokta, bu serinin de design lifetime dediğimiz tasarım ömrü ekonomik olarak 25 yıl. Standartta genelde sektörde 20 yıl üzerinden gidilmekte. Fakat burada 25 yıllık tasarım ömrüyle yatırımcıların uzun vadeli hesap yapmalarını açıkçası istiyoruz. Video oynatabiliriz. Burada türbinleri tanıtan ufak bir videomuz var. Tekrar basabilir misiniz? Arkadaşlar klasörün içerisindeki videoyu direkt oynatabilirsiniz. Evet.
Kulenin alt tarafında yine trafomuz ve güç ünitelerimiz bulunuyor. Özellikle enerjinin üretildiği kısımla yüksek gerilimi birbirinden tamamen ayırıyoruz. Alüminyum sargı kullanılması nedeniyle tabii ki aynı manyetik alanı sağlamak için daha fazla bir sargı kullanmanız gerekiyor. Burada jeneratör 126 metre, 126'da EP3 serisinde 9 metrelik bir çapa sahip. Kalınlık olarak biraz daha kalın olması gerekiyor ki aynı manyetik alanı sağlayalım. Burada alüminyum sargıları rahatlıkla görebilirsiniz. Statörümüz ve çok kutuplu rotorumuz. Türbinin naseli olabildiğince basit bir şekilde dizayn edilmiş. Çok fazla ekipmanın bulunmadığı bir yer. Servis hizmetini de rahatlıkla bu sayede verebileceğiz. Kanatlarda yine trailing edge serration dediğimiz gürültüyü özellikle azaltmak amacıyla kullandığımız çıkıntılarımız bulunuyor. Kanatlar tek parça olarak üretilecek bu arada. Normalde videoda 3.5 megawatt olarak power curve görebilirsiniz. Yeni bir update ile artık 4 megawatt oldu. Sunumda hala 3.5 megawatt olarak gözüküyor. Yani burada asıl amaç artık klasik bu market piyasasında artık düşen elektrik fiyatlarına Enel konumunda bir efektif bir şey göstermesi, aksiyon alması gerekiyordu. Uzun yıllardır zaten bu konu üzerinde Enel Konu Ar-Ge Departmanı çalışmaları sürdürülmekteydi. Ve nihayetinde bizim de özellikle istediğimiz alüminyum sargılı, daha kompakt, sahada kurulumları kurulum açısından daha elverişli diyebileceğim yeni bir seri üretiliyor. Türkiye'de de bu türbini 2019 yılı içerisinde kurulumuna başlıyoruz bu arada. Son olarak da Enercon servisten bahsetmek istiyorum. Bizim genel olarak Türkiye'de sunduğumuz klasik servis formatımız EPK, Enercon Partner Concept. Şu anda hali hazırda Türkiye'de dikili 775-776 adet Enercon rüzgar türbünü var ve bunların hepsinde 15 yıllık Enercon Partner Concept full servisimiz bulunmakta. 15 yıl boyunca türbünden teknik olarak ulaşabilecek bütün arızalar Enercon garantisiyle sunuluyor. Burada 15 yıl sonrasında neler olacak? Şimdi 25 yıllık bir dizayn ömründen bahsediyoruz. En sonunda yatırımcı tabii ki 15 yıllık bir full servisten sonra acaba 15 yıldan sonra neler sunulabilir konusunda soru işaretlerine sahip olabiliyor. Yine alternatif servis paketlerimiz bulunuyor. Özellikle 15 yıldan sonra EPK2 dediğimiz sadece transportu ve vinç hizmetlerini çıkartarak devam ettiğimiz bir servis paketimiz var. Yine diğer bir alternatif olarak da EPK3 dediğimiz vinç ve
transport hizmetinin dışında major komponentlerin replacement'ini de çıkartarak hafiflettiğimiz bir servis konseptimiz yatırımcıların isteği doğrultusunda sunuyoruz. Son olarak da Enerco'nun dünyada yaklaşık 352 servis istasyonu olduğunu ve Türkiye'de de tamamen türbinlere servis hizmetini Enerco servis şirketi üzerinden verdiğini belirtmek isterim. Anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa her daim yanıtlamaya çalışabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Tayfun Bey, biz de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacımız Can Yılmaz, Nordex Rüzgar Parkı ve Proje Mühendisliği Müdürü, Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi için görev yapıyor kendileri. Buyurun Can. Sayın Oturum Başkanım, değerli konuşmacılar, değerli konuklar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere Delta 4000 serisi türbinlerimizden bahsetmek istiyorum. Ama onun öncesinde bugüne kadar geldiğimiz süreçten biraz bahsetmem gerekir. Nordex olarak 1985 senesinde Danimarka'da kurulduk. 87 senesinde 250 kW'lık ilk türbinimizin üretimine başladık. Bu aynı zamanda döneminin en büyük seri üretim türbünüydü. 95 senesinde ilk megawatt seviyesindeki türbinimizin üretimine başladık. Bu da piyasadaki ilk megawatt türbündü. 2000 senesine geldiğimizde aktivitelerimizi Almanya'ya taşıdık ve Alfa serisi ilk multi megawatt seviyesindeki türbinin üretimine başladık. Daha sonra Türkiye pazarındaki de ilk türbinimiz olan Beta serisine 2007 senesinde üretimine başladık. Daha sonra farklılaşan rüzgar sahaları, farklılaşan ihtiyaçlara binaen Gama serisinin üretimine geçildi. Sonrasında daha büyük rotor çapları, düşük rüzgar sınıfları ve daha büyük jeneratör kapasiteleriyle Delta jenerasyonun üretimine başladık ve bugün de devam ediyoruz. Yarına bakacak olursak Delta 4000 serisi bugün sunumunu yapacağım türbin serisi olacak. Her türbin jenerasyonu ait olduğu dönemin ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor, geliştiriliyor ve üretiliyor. Tabii bu nedenle türbin jenerasyonları arasındaki fark sadece teknolojik değil, aynı zamanda kavramsal da. Bu bağlamda Nordex Aksiyona birleşmesinden sonra grup bünyesinde devam eden Cost of Energy, yani enerji maliyetlerinin düşürülmesi programı içerisinde geliştirmiş olan bu türbinde temel hedeflerden bir tanesi olabilecek en düşük birim enerji maliyetine ulaşabilmekti. Ve aynı zamanda kaliteyi koruyup türbini sadeleştirmek yine bu program çerçevesinde emek harcadığımız konulardan. Genel olarak türbine baktığımızda dizayn yaşam süresinin 25 yıla kadar uzatıldığını, 149 metrelik rotor çapının mevcut 131-36 türbinle karşılaştırdığımızda %30 daha büyük bir süpürme alanı sağladığını, jeneratör kapasitesinde %25 daha fazla artış olduğunu, orta ve düşük sahalar için ISC Class S sınıfında belgelendirildiğini söyleyebiliriz. Tabii yarın demişken takvime de kısaca bakmakta fayda var. 2017 Eylül itibariyle tanıtım faaliyetlerine başlamış durumdayız. Belgelendirme çalışmaları devam ediyor. 2018 Eylül ayında prototip dikimini yapıp test aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Saha testlerine geçmeyi planlıyoruz. Ve 2019 Haziran'ında seri üretimine geçişi planlanıyor bu türbinin. Türkiye pazarı için de yine aynı şekilde 2019 yılında ilk kurulumlarımızı yapmayı hedefliyoruz. Genel olarak mevcut N131-3.6 türbinimizle bir üretim karşılaştırması yaptığımızda %28'lik bir üretim artışı olduğunu görüyoruz ki bu da Delta 4000 serisini kendi sınıfındaki en iyi üretim yapan makinelerden biri haline getiriyor. Mevcut durumda 3 farklı versiyon olarak ilerleyeceğiz. 4000, 4380 ve 4500 kW mertebesinde farklı gürültü regülasyonlarının olduğu farklı bölgelerde ve aynı zamanda farklı fiziki koşullara sahip sahalarda en uygun türbünü en uygun sahaya yerleştirmek temel hedefimiz. Kule portfolyosuna gelirsek, Türkiye pazarı içinde geçerli olacak 105 ve 125 metre hap yükseklikleri ilk planladığımız kule yükseklikleri. Avrupa pazarında Windshear'in daha yüksek olduğu lokasyonlarda hibrit kuleler de kullanılacak. 164 metreye kadar bu kule yükseklikleri devam edecek.
Hibrit kulelerde alt seksiyonlar beton, üst seksiyonlar çelik şeklinde. Çelik kulelerse modüler çelik yapılar olarak devam ediyor. Genel olarak değişikliklere odaklanırsak artan rotor çapı, rotor çapının artışıyla beraber artan fiziki yükler ve türbinin karşılaması gereken tork değeriyle beraber geliştirilmiş olan pitch bearing sistemi, yoğun mekanizmasının geliştirilmiş olduğu, trafo ve konvertör grubunun nasele taşındığı, türbinin demin de bahsettiğim üzere sadeleştirildiği ve bütün bunlara rağmen nasel boyutunun değişmediğini söyleyebiliriz. Nasele biraz daha yakından bakarsak, sarı ile işaretlenmiş olan nasel kabininin karşısında trafonun yerleştirildiğini, onların yanında ise konvertör panelinin bulunduğunu görüyoruz. Bununla beraber yoğun motoru sayımız da 4'ten 6'ya çıkmış durumda. Nasel boyutunun değişmediğini söyledik. Zira bunun sebebi daha önce Delta platformu tasarlanırken ISG gereksinimleri ve gelecek planları nedeniyle zaten ferah bir yapıda tasarlanmış olmasıydı. Kanat tasarımına gelirsek N131 kanadımız NR65,5 gibi bu kanadımız da tek parça olarak üretilmekte. NR65,5 kanadımızdan 9 metre daha uzun. Anti-icing ve gürültü azaltmaya yönelik serration sistemleri bu kanadımızda da opsiyon olarak üretilmeye devam edecek. Kanat yapısı cam elyaf ve karbon fiberle güçlendirilmiş reçineli kompozit bir malzeme. Aynı şekilde diğer kanatlarımızda olduğu gibi. Yıldırım algılayıcıları aynı lokasyonlarda ve aynı sayıda devam ediyor. Profilden bakarsak iki farklı kanat tipinin yapısal şekli farkını da burada görebiliriz. Kanat tasarımıyla ilgili bir diğer farklılık da kanadı haba bağlayan kanat saplamalarının kanat köküyle birleştirilme noktasında bugüne kadar kullanmakta olduğumuz T bağlantı yerine SSB teknolojisine geçiş yapmamız. Bu iki teknoloji arasındaki farklar SSB ekipmanı daha hafif, yük kapasitesi daha fazla grafikte görebileceğiniz gibi ve artan kanat boyunun artan ağırlığı getirmesiyle beraber daha hafif elemanlarla daha fazla yük taşıyabiliyoruz. Bu da kanat ağırlığının daha düşük olmasına bize yardımcı oluyor. Aynı zamanda SSB ekipmanı fabrikaya hazır olarak geliyor. Kanat için özel olarak üretilmiş ve hazır şekilde geliyor. Dolayısıyla imalat sırasında ekstra işçilik ve T bağlantıda olduğu gibi ekstra malzeme sarfiyatının da önüne geçmiş oluyoruz. Yol sistemine detaylı bakarsak, belirttiğim üzere daha önce sağda ve solda ikişer adet olan yol motoru şimdi 6 adete çıkıyor. Bunun nedeni belirttiğim gibi artan yüklerin ve tork değerinin karşılanabilmesi. Bununla beraber frenleme sisteminde bir değişiklik yapıyoruz. Mevcutta kullanılan konvansiyonel hidromekanik frenleme sistemi, kaliperli sistem yerini artık elektromanyetik frenlemeye bırakıyor. Bu sistemde her yol motoru aynı zamanda frenleme sisteminin bir parçası olarak çalışıyor. Yay mekanizmalı elektromanyetik alan içinde dönen şaftın balataya geri çekilmesi ve normal durumda da boşlukta çalışmasıyla beraber bu sistem çalışmasını yerine getiriyor. Temel olarak farklılıkları daha kesin çalışması, daha sessiz çalışması ve daha hızlı olması. Türbine profilden bakarsak, belirttiğim üzere trafo ve konvertör grubu artık nasele taşınmış durumda. Dolayısıyla kule içinde şimdi kullandığımız alçak gerilim bakır ve alüminyum kabloları yerini tek çok damarlı bir orta gerilim kablosuna bırakıyor. Bu bize tabii ki enerji sarfiyatının önüne geçmemizi sağlıyor. %1'lik bir enerji üretimi artışı sağlıyor. Bunun dışında tabii ki yatırım maliyetlerini azaltmamızı sağlıyor. Ve ayrıca kule ve nasel kurulumunda işçilik sürelerinde bize avantaj sağlıyor. Tabii ki endüstriyel alanlarda, kapalı alanlardaki trafo uygulamaları hassas mühendislik çalışmalarına ihtiyaç duyuyor. Önemli bir konu. Bu jenerasyonumuzda 24 kilovolt gerilim seviyesine kadar kuru tip trafoları kullanacağız. 36 kilovolt seviyesine geldiğimizde ise sentetik ester bazlı likit trafoları değerlendireceğiz. Sentetik esterin özelliği
parlama noktasının yüksek, akışkanlığının yüksek, aynı zamanda da yani bu kapalı alanlar için özel geliştirilmiş bir ürün olması. Tabi bu noktada Midel 7131 1970'ten beri kullanılan bir ürün ve bu uygulamalar için en iyi ürünlerden bir tanesi. Biyolojik çözünürlüğü de aynı zamanda çok yüksek. Soğutma sistemine bakarsak mevcut jeneratörün ve dişli kutusunun beraber olduğu soğutma sisteminin içine tabii ki trafo ile konvertör grubumuzu da dahil ediyoruz. Nasel üzerindeki ısı pompası yerini korumaya devam ediyor. Atmosferi tabiatın uygun olarak bir ısı çukuru olarak kullanıyoruz ve içerideki ısının atmosfere aktarılmasını sağlıyoruz. Türbinimizin reaktif kapasitesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Mevcut 3000 serisiyle zaten kosinüs fi değerini 0.9'a kadar indirmiştik nominal güçte ve reaktif güç desteğimiz oldukça yüksek seviyelerdeydi. Delta 4000 serisiyle artık bunları 0.85-0.87 mertebelerine kadar düşürüyoruz ki artık bağlantı noktasında reaktif destekle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmasının da imkanı ortadan kalkmış oluyor. Son olarak STATCOM fonksiyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Mevcut Delta 3000 serisinde de olan bir fonksiyon. Reaktif desteği tabii ki biz üretim olduğu sırada hep konuşuyoruz ama enerjili olan kabloların, orta gerilim kablolarının üretim yokken ortaya çıkardığı kapasitif enerjiyi özellikle orta gerilimden bağlanan sahalarda idare tarafından ceza ile karşılık bulabiliyor. Biz konvertör tarafında yaptığımız STATCOM uygulamasıyla endüktif destek vererek bu reaktif enerjiyi sönümleyebiliyoruz ve bu şekilde gelebilecek olan cezaların da önüne geçmiş durumdayız. Sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi konferanslar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Öğleden önceki oturumda Ateş Çelik kule üreticisi arkadaş işte bayan eli değdi falan demişti üretimlerde. Bizim de panelimize bir bayan eli diyecek herhalde. Değil mi? Selmin Hanım, Semyon Türkiye. Buyurun sen. Merhaba, herkese merhaba. Değerli oturum başkanım, değerli arkadaşlar, en değerli konuklar hoş geldiniz. Ben Semyon'un temsilcisi olarak katılıyorum. Semyon'da yeni marketler departmanında çalışıyorum. Hamburg merkeze bağlı olarak. Aynı zamanda Semyon'da ticari ve sözleşme yönetimi konusunda görev yapmaktayım. Az çok aşina olduğunuz üzere Semyon 2001 yılında birçok firmanın birleşmesiyle beraber kuruldu ve o zamanlar ismi Repower'dı. Ve bu birçok firma, mühendislik temelli firma oldukları için de inovasyona çok yatkın firmalardı. Daha çok offshore alanında girişimcilik göstermişti Repower ve onshore'da da türbinleri vardı. 2014 yılı itibariyle Repower ismini Senmion'a çevirdi ve yine dünyada faaliyetlerine bu şekilde devam ediyor. Bildiğiniz üzere Senmion, Hamburg merkezli Alman şirketi. Dolayısıyla türbinlerinin birçoğu Hamburg, Almanya'da kurulmuş durumda. Yine Avrupa'da daha çok kurulumundan belli bir süre sonra daha çok Avrupa'da kalmayı tercih etti. Fakat son yıllarda, özellikle son 3-4 yıldır bütün dünyaya yayılmış durumda. Şu an dünyada 7000'e yakın türbinimiz kurulmuş durumda ve 15 gigawattlık da bir kurulumumuz var. Tabii şimdi yeni yönetim ekibimizde de tabii yeni insanların farklı backgroundlardan, farklı deneyimlerle, başka ülkelerden gelen yeni insanların katılımıyla şu an Semyon gelişimini sürdürmekte ve birçok alanda çeşitli inovasyonlara imza atmakta ve birçok projelere imza atmakta. Sizin de gördüğünüz gibi teknoloji departmanımızda bir Türk var ve tabii bu bizim için de bir gurur kaynağı. Şimdi oturumumuzun konusu olarak biliyorsunuz yeni marketler ve bu yeni marketlerde Senlio'nun adaptasyonu, esnekliği konusunda konuşacağım. Öncelikle ben rüzgar sektörünü
hangi trendlerin şekillendirdiğinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi dünyaya baktığımızda çok çeşitli marketler var. Fakat marketler de iki tane kutup odaklanmış durumda. Bir tanesi artık birçok kurulum gerçekleştirilmiş ve büyüme trendi biraz daha düşük olan marketler, oturmuş marketler. Diğer tarafı ise daha az kurulumu olan fakat ciddi büyüme grafiği gösteren marketler. Bu iki market tipinin etkileşimi ve kendi içindeki dinamikleri tabii ki rüzgar sektörünü çeşitlendiriyor. Diğer bir etmen ise her marketin ilelebet bir ihale sürecine girecek olması. Ve sonuç olarak da bu iki etmenin de sonucu olarak da LCOE dediğimiz, tabii ki bu sektördekilerin biraz daha aşina olduğu bir terim, levelized cost of energy, yani yatırım maliyetinin gitgide daha da hızlı bir şekilde düşmesi. İlk konu başlığından başlayalım. Biliyorsunuz dediğimiz gibi daha oturmuş marketler, Avrupa gibi artık rüzgar konusunda daha fazla yani çok fazla rüzgar enerjisine dayalı santrallere sahip olan ve büyüme trendi daha düşük olan marketleri trigger eden etmenler nelerdir diye düşünecek olursak, biliyorsunuz dünyada 2030 yılı itibariyle dünyadaki enerji ihtiyacı %30 daha fazla olacak. Ve aynı zamanda dünyadaki enerji sektöründe bildiğiniz üzere özellikle bu ülkelerde karbonizasyondan dekarbonizasyona doğru bir transformasyon var. Ve bu nedenle de rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, solar gibi enerji kaynaklarına yönelim çok daha fazla olacak bu tip ülkelerde. Şöyle istatistiklere ve son raporlara baktığımızda 2030 yılı itibariyle rüzgara dayalı santral kurulumu şu an %5 dünyada %5-%6 iken diğer santraller içerisinde %12'lere çıkacağı bekleniyor. Ve aynı zamanda yıllık kurulum hızına bakacak olacaksak da rüzgara dayalı santral kurulumu da %25-%30 civarında olacak. Yani çok daha fazla rüzgara dayalı enerji santrali kurulması planlanıyor dünyada. Şimdi Selmio'nun peki mevcudiyeti nedir bu pazarlarda bakacak olursak? Biliyorsunuz dünyadaki büyük 10 tane pazarın içerisinden 7 tanesinde Selmio'nun ciddi bir mevcudiyeti var. Özellikle İngiltere'de market lideri. Almanya'da zaten çok ciddi kurulumları var. Bunun dışında Amerika ve Hindistan'da da girişimleri mevcut. Fakat bu tip oturmuş marketlerin şöyle bir sorunu var tabii ki. Yıllık kurulum miktarı, dediğim gibi büyüme hızları çok daha düşük. Hatta yıllık kurulum miktarı gitgide azalıyor gördüğünüz gibi yeşil kolonlarda. Fakat yeni marketlere bakacak olursak, yeni marketlerde tabii ki büyüme hızı çok daha fazla. Çok daha fazla her yıl itibariyle çok daha fazla rüzgar santrali kuruluyor. Bu nedenle Selmio'nun stratejisi şu şekilde ilerliyor. Mevcut marketlerde özellikle düşük rüzgar sahalarına sahip alanlara sızmak ve yüksek ve orta düzeydeki rüzgar sahalarında da mevcudiyetini devam ettirmek. Aynı zamanda odak noktasını da yeni marketlere çevirmek. İkinci etmenimiz ise her marketin ilelebet ihale sürecine girecek olmasıydı. Dünyada birçok ülke, yeni marketler de dahil olmak üzere ihale süreçlerinden geçiyor ve ihalelerle beraber, özellikle geri eksiltmeli ihalelerle beraber birçok ülkede LCOE seviyeleri, yani yatırım maliyeleri ve grid pariteleri inanılmaz şekilde düşmüş durumda. Neredeyse %50 civarında bir düşüş yaşanıyor. Tabii ki burada türbin üreticilerinin esnekliği ve markete hızlı giriş yapması çok önemli oluyor. Örneğin Selmio'nun Şili'de ve İtalya'da geçen yıl düzenlenen ihalelerdeki başarısı ve kazandığı projelerde bu noktada markete kolay adapte olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şöyle de bir bakarsak, diğer enerji kaynaklarına göre rüzgar zaten yatırım maliyeti açısından çok optimum bir enerji kaynağı. Gördüğünüz gibi onshore wind skalasında 100 doların altında, hatta 50 doların altında birçok ülke ekümüle etmiş durumda. Grid paritesine ulaşmak çok önemli. Grid paritesini şöyle biraz açacak olursak, yatırım maliyetinin, yani megawatt saat başına gelecek olan yatırım maliyetinin, yani LCOE'nin megawatt saat başına verilecek olan elektrik parasından daha düşük ya da
eşit olma durumu. Şimdi bir marketin grid paritesine erişmesi çok önemli. Çünkü bu eriştiği zaman daha çok yatırımcının iştahı artıyor, finansman kolay bulunuyor, riskler azalmış oluyor. Make danışmanlığın 2016 tarihli raporuna baktığımızda örneğin ihalelerle beraber Meksika'da, Central Amerika ve Peru ve Şili bölgelerinde artık yatırım maliyetleri ve buna bağlı olarak grid paritesi de tabii ki 37 dolar civarında, 37 ve 55 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Şimdi sadece LCOE'nin düşmesi tabii ki kendi başına bir şey değil, sadece yatırımcıyı ilgilendiren bir şey değil. Arkadaşlarımın da bahsettiği gibi türbin firmaları kendi türbin fiyatlarını da düşürmek zorunda, maliyetlerini düşürmek zorunda. Şimdi son 7 yıla baktığımızda megawatt başına türbin fiyatı %26 düşmüş iken şu an piyasada, megawatt saat başına türbin fiyatı ise %42 düşmüş durumda, neredeyse yarısına düşmüş durumda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi LCOE seviyesindeki düşüş ve türbin fiyatındaki düşüşler birbirleriyle korrele şeklinde. Sanmio'nun LCOE'sini düşürmek için stratejisi nedir diye bakacak olursak iki tane ayağı var. Bir tanesi türbinlerin enerji üretimini arttırmak, ikincisi maliyetleri düşürmek. Şimdi Sanmio'nun bugün itibariyle Sanmio'nun portföyüsüne bakacak olursak bilindiği gibi eskiden bundan bir 4 sene önce yüksek hızlı türbinlerde Sanmio'nun daha çok faaliyet gösteren bir şirket iken özellikle Centerbridge'in Sanmio'nu almasından sonra son 3-4 yılda, son 2 yılda daha doğrusu 7 tane yeni türbin çıkarmış durumda. Ve Arge'ye çok büyük bütçeler ayırmış durumda ve dünyada yeni türbine adaptasyonu, yani sahaya uygun yeni türbin üretme konusunda da hızlı hareket eden firmalar arasında. Örneğin yani 3.4 megawatt çıkış güçlüğü, 114 metre rotor çaplı türbinimiz geçen sene çıktıktan sonra hemen 160 megawattlık bir projede kullanıldı. Aynı şekilde 3.6 megawatt 140 metre rotor çaplı türbinimiz ise Avustralya'da 300 megawattlık bir projeye temel oluşturuyor şu an. 2 megawattlık platformlarda yine rotor çapları yüksek fakat çıkış güçleri düşük. Bu platformlarda da Hindistan'da özellikle 500 megawattlık bir çerçeve anlaşmasına imza atmış durumdayız. Özellikle yeni markete girme konusunda Sanmio'nun stratejilerinden bir tanesi de oradaki fabrikayı satın almak tabii ki. Kenersis adı altındaki bir fabrikaydı ve şu an Kenersis türbinleriyle de Hindistan'da faaliyet gösteriyor. Burada gördüğünüz üzere LCOE her yıl %4-6 düşüş yaşıyor. Önceki yıllara bakılacak olsak istatistiksel olarak. Sanmio'nun hedefi de 2019 yılı itibariyle %14-18 seviyelerinde bir LCOE düşüşü. Bunu yapmak için dediğim gibi bir inovasyon çok önemli. Yeni türbinler çok önemli tabii ki. Yüksek power ratingler, yüksek rotor çapları çok önemli. Diğer taraftan da maliyet demiştik. Şimdi bizim bu inovasyon kısmında, yeni türbin geliştirme kısmındaki açıkçası anahtar kelimemiz modülerizasyon. Yani ben bunu biraz Lego'ya benzetiyorum açıkçası. Burada çok çeşitli rotor çapları tanımlayabiliyoruz. Çünkü Arge'ye yatırdığımız, ayırdığımız bütçe ile projeye özel olarak yeni rotor çapları tasarlayabiliyoruz. Onun dışında çıkış gücünü yine proje özel olarak değiştirebiliyoruz. 3.6'yı ben gösterdim. 4 megawatt olmak üzere daha birçok çıkış gücüne sahip türbinleri müşteriye sunabiliyoruz. Onun dışında yine kule yükseklikleri tabii ki yine proje spesifik olarak tasarlanıyor. Evet, çok çeşitli yüksekliklerde kulelerimiz mevcut, kule dizaynlarımız var. Diğer yönden maliyet ayağına bakacak olursak işin, maliyette tabii ki çok stratejik konumda olan ülkelerde, yani pazarlarımıza yakın olması tabii ki önemli. Yeni fabrikalar kurmak, eğer girmek istediğimiz pazarda bir yerellik, yerel olma kısıtlaması varsa buna yönelik çalışmalar yapmak maliyeti düşürme açısından önemli adımlardan biri. Aynı zamanda tabii ki projenin bulunduğu lokasyondaki yerel üreticilerin de kullanılması önemli bir adım oluyor.
Bu aşamada Senvion'un benimsediği yol, yığınlarca tek tip ya da 2-3 tip türbin üretmek yerine projeye özel olarak üretilmiş, sahanın karakteristiklerine özel olarak üretilmiş, enerji üretimini maksimum yapacak, optimum yapacak şekilde türbinler üretmek. Buna bağlı olarak da çeşitli varyanslarla yeni türbin üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Örneğin kulelerde dediğim gibi 94 metreden mesela 134 metreye kadar değişik kule boylarında tasarımlarımız mevcut. Aynı şekilde kanatta da gördüğünüz üzere kanat boylarımız çok çeşitlenebiliyor. Dediğim gibi projenin gereksinimlerine göre kanat boylarımızı da değiştirebiliyoruz. Ben burada bir örnek vermek istiyorum Avustralya'daki proje için. Örneğin baz aldığımız türbinimiz 3.2 megawatt çıkışlı 122 metre rotor çapında olan bir türbündü. Fakat projenin özelliklerine göre, sahanın karakteristiklerine, rüzgar karakteristiklerine göre 140 metre rotor çapına çıkmak tabii ki daha fazla enerji üretimi sağlıyordu bize. 122 metre rotor çapını 140 metreye çıkarmak tabii ki ekstra yük ve ekstra ağırlık getirdi. Ve bunu dengelemek için de gelişmiş kontrol mekanizmaları geliştirmiş durumdayız. Ve böylelikle de aynı kule dizaynını kullanarak ve jeneratörü de 3.6'ya değiştirerek, 3.4'ten 3.6'ya çok daha fazla enerji üretimi elde etmiş durumdayız. Tabii ki burada aynı kuleyi kullanmamız ve sadece jeneratörü değiştirmemiz de maliyeti çok fazla yükseltmedi. Hatta hemen hemen korudu. Dolayısıyla da 300 megawattlık projeye kapsamında yer almış oldu bu türbin. Bugün itibariyle, sadece bugün itibariyle portfolyomuzda olan türbinler, bugün kurulabilecek olan direkt türbinler 3.4 megawatt, 3.6 megawatt çıkışlı 140 metre rotor çaplı türbinlerimiz. 140 metreden daha fazla olan türbinlerimiz tabii ki ileriki yıllarda kurulmaya hazır ve 4 megawattlık platformlarımız da ileriki yıllarda, bugün itibariyle değil, markette yer alacak. Son olarak, son slaydım, bu inovasyon kısmıydı. Dediğim gibi maliyetleri düşürmek kısmı da çok önemli. Çünkü yani iyi bir türbin ürettik, işte rotor çapını yükselttik, power output'u yükselttik ama pahalı olduğu müddetçe yine LCOE'de başarı elde edemiyoruz. Dolayısıyla bizim Senvion olarak açıkçası stratejimiz, dediğim gibi kilit noktalarda fabrikalar kurmak, işte girmek istediğimiz marketlerde gerekirse oradan şirket satın almak, fabrika satın almak ya da orada projenin lokasyonuna bağlı olarak oradaki lokal supplier seçimini güçlendirmek çok önemli. Aynı zamanda bu inovasyon, yani türbin konusundaki inovasyonumuzu kurulum zamanlarını iyileştirme, kurulum zamanlarını düşürme anlamında da kullanıyoruz. Installation'ın düşürülmesi demek daha az maliyet demek. Bununla beraber buna dair yine modülerizasyonumuzu hani bu konuda da açıkçası işler hale getiriyoruz. Diğer yandan servis kostlarımızı iyileştirmek adına birçok hamle yapılmış durumda dünyada. Bununla beraber tabii proje konsolidasyonu üretim açısından maliyet düşürücü önemli bir etken oluyor. Ve böylelikle amacımız tabii ki düşük yatırım maliyeti, grid paritesinin yakalanması, daha fazla yatırımın gerçekleştiği marketler oluyor. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz senin adına. Kısaca özet yapmak gerekir mi bilmiyorum ama bütün önde gelen türbin üreticileri, sektörün artık gelinen noktalar, kendilerini tanıttılar, ürün portföyleri hakkında bilgiler verdiler. İşte maliyetlerin işte hızla düştüğünden bahsettiler. Tabii bu bize neyi gösteriyor? İlk etapta sanırım önümüzdeki aylarda yapılacak rüzgar yarışmaları için 500-600 civarında yarışmacı, son net şeyi bilemiyorum ama yarışmaya girecekler. Tabii önümüzdeki yılların, belki 2019-2020'li yılların olası teknolojilerini dikkate alarak teklif vermeleri aslında burada önem kazanıyor gibime geliyor. Çok ciddi bir yarış var, onu da görüyorum. Yani her şirket kendine göre
planları, programları çerçevesinde ürün portföylerini çeşitlendiriyorlar, iyileştirmeler yapıyorlar. Tabii neticede de hepimiz yararlanıyoruz. İşte maliyetler ciddi anlamda düşüyor, rekabet edebilir seviyelere geldiğimizi görüyoruz. Aslında fazla uzatmak da istemiyorum. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Soruları olan arkadaşlarımız varsa aramızda soruları da alalım. Bir, buyur. Merhabalar, Tekfen İnşaat, Cihan Kaçar. Şöyle, teknolojinin çok hızlı ilerlediğini görüyoruz zaten sürekli. Hızlı bir ilerleme mevcut. Şöyle, yatırımcı adına soruyorum. Türbinlerde belli bir dönemden sonra, ya bu arada herhangi bir yatırımcı temsilcisi cevap verebilir soruma. Belli bir dönemden sonra nasıl, yani üretimi arttırmak için nasıl upgrade'ler yapılabilir? Çünkü türbünü yani şey yapıp söküp tekrar yeni bir modelle değiştirilmesi çok büyük maliyetlere sebep olacaktır. Daha minor maliyetlerle nasıl upgrade'ler yapılabilir? Yani benim aklıma ilk gelen işte kanat boylarının uzatılması vesaire. Yani bu yeni bir tip sertifikası çalışması gerektirecektir biliyorum ama yani imalatçı tarafında bu tip çalışmalar var mı? Yani yatırımcı tarafında mesela 10 yıl süresince şu an şimdi yeklem süresince kimse türbüne dokundurmak istemeyebilir ama 10. yıldan sonra bu tip bir çalışma yapılabilir mi diye sormak istiyorum Sayın İmalatçı temsilcilerine. Buyurun. Şöyle, Siemens Gamesa olarak yaptığımız bu tip çalışmalar var. Ama çok büyük yatırımcıların beklentiye girmemesi gerekiyor tabii. Bu kanatta yapılan modifikasyonlar, kanada işte vortex jeneratörleri, işte ufak ufak oynamalarla, eklemelerle power curve'leri, güç eğrilerini daha iyileştirebiliyoruz. Ama 2 megawatttan 3 megawata çıkarmıyoruz ya da kanat boylarını arttırıp, ya bu tip bir şey zaten teknik olarak biraz zor ve şimdiye kadar bildiğim kadarıyla denenmemiş. Bunun haricinde şimdi türbin üreticileri genelde bir model çıkardığı zaman, bir platform çıkardığı zaman bir jeneratör kapasitesi hazır oluyor içinde. İşte 3 megawattsa 3,5 megawattlık ya da MVA'lık bir jeneratör içinde aslında var oluyor. Bu türbin kendini tecrübe ettikçe yavaş yavaş bazen yazılımlarla bu upgrade'ler yapılabiliyor ama bu bile zor. Çünkü çalışan bir türbinin yani 3 megawatt atıyorum işte 3 megawatta göre montajı yapılmış, kule yüksekliği, kanatı, boyutları belirlenmiş bir türbinin jeneratörünü de çalışırken upgrade yapmak yüklenmelerden dolayı bazen çoğu zaman diyelim zor olabiliyor. Yani sorunuzun kısaca cevabı ufak modifikasyonlar olabilir ama çok büyük modifikasyonlar beklemek biraz en azından Siemens Gamesa olarak temsilcisi olarak biraz zor diyelim. Katkı koymak isteyen buyur. Ben de birkaç ekleme yapayım. İlk başta belirttiğiniz gibi bir rotor çapını büyütmek gibi bir imkan olmayacaktır. Zira bütün türbinler tasarlanırken optimum bir tasarım uygulaması yapılıyor. Dolayısıyla o ekstra yükü karşılayacak bir komponent türbinde ne kule olarak, ne hap olarak, ne nasa olarak bulamazsınız. Ama Bilgehan Bey'in dediği gibi vortex jeneratör uygulaması eğer o kanatta eski bir türbünse eğer yoksa vortex uygulamasıyla %1-2 civarında üretim artışı sağlanabilir. Onun dışında mevcut jeneratörü değiştirmeden startup yani power curve'ün başlangıç ve yükseliş kısımlarında bazı iyileştirmeler yapılabiliyor. Hatta bazı türbin tiplerinde ortak jeneratör platformu kullanılan daha düşük güç seviyelerinde çalıştıran türbinlerde bazı ufak eklemelerle yine %1-2 civarında güç artışlarına imkan tanınabiliyor. Ama majör bir değişiklik beklemek evet pek gerçekçi olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu? Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Enver Kaya, OSİM OSB Teknik Koordinatör. Bir sorum Siemens'e olacak. Diğer ikinci sorum ise bütün arkadaşlara. Siemens'e bu Türkiye'de
kurulacak olan RES projesinde direkt taraf mı yoksa dişli türbin şeklinde hangisi olacağını istersen öbür sorumu da sorayım diğer arkadaşlar da işitsinler. Aşağı yukarı dizaynın kullanılabilir ömrü 26 sene ifade edildi. Bu 26 senesinin içerisinde türbinin randımanının grafiksel yıllara göre grafikselin durumu nedir? Bunu izah edebilirlerse memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bülent Bey buyurun. Şöyle kısaca ilk sorunuzda işte YK ihalesinde hangi türbin tipi kullanılacak? Henüz belli değil diyelim. Kısaca henüz daha karar verilmedi. İki türbin opsiyonu da gündemde. Ama yani içerideki işte kararlar çok çabuk değişiyor. Bir ara direct drive düşünülüyor, bir ara dişli kutulu düşünülüyor. Ama şu anda tam kesin bir karar verilmiş değil, belli olmuş değil. Ama iki türbin tipinin de bütün fizibiliteleri, her şeyi, tedarikçilerle görüşmeleri yapılmış durumda. Yapılıyor hala da. Ama büyük bir kısmı, çok büyük mesafeler kat ettik şu anda. İkinci soru. Yıllık değişime, power curve'deki degregasyon diyelim artık. Ben yani Siemens olarak ona cevap vereyim. Diğer türbin üreticisi arkadaşlar da kendilerine göre cevap versinler. Bizde iki tip teknoloji var. Dişli kutulu da çok yorum yapmak istemiyorum. Çok yani çok detaylı bir bilgim yok ama direct drive'da şöyle bir bizim Siemens Gamesa'nın direct drive teknolojisinde doğal mıknatıs kullanılıyor jeneratörde. Bu doğal mıknatısında ömrü yani yurt dışındaki Danimarka'daki bu işten sorumlu mühendis kişinin söylediği cümle kelime şu forever yani hiçbir şekilde kapasitesi aşağıya düşmüyor. Böyle cevap verebilirim. Katkı koymak istiyorum. İkinci soruya yanıt olarak şöyle en azından Vestas olarak katkıda bulunmaya çalışayım. Esasen 20 senelik ömür için tasarlanmış bir endüstriyel tesiste bakımdan başlamak lazım bu konuşmaya. Tip sertifikası gereği olarak da yapılan düzenli bakımlar haricinde kaliteli kestirimci bakım ve önleyici bakım sunulmuş bir tesiste en azından Vestas ve dişli kutulu türbin tasarımları için söyleyeyim. Bu ömür ve performanstaki düşüşü ihmal edebilir boyutta olmasa da makul seviyede gözlediğimizi söylemek istiyorum. Bunu izliyoruz, gözlüyoruz. Türbin tasarımları ve türbin ömürleri, işletmedeki türbin ömürleri olarak 20 yılı geçen çok sayıda santralimiz var. Ama açık olarak rakam paylaşmak şu aşamada benim için mümkün değil. Ama bakım kritik, iyi bakıldığı sürece, tip sertifikasına uygun tamir yapıldığı sürece, onaylı tamir yapıldığı sürece, performanstaki kayıplar ihmal edilebilir boyutta diye bakabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir arkadaşımız. Merhabalar. Acar Soy Enerji'den Halil Kocabaşoğlu. Aslında iki sorum var. Biri Enercon ve Nordex yetkililerine. Yanlış anlamadıysam 25 yıllık garantilerin artık söz konusu olduğundan bahsettiler. Bu hizmet standart olarak mı artık verilebilecek yoksa yine ek ücretlerle mi sözleşmelere dahil edilebilecek? Ve türbinlerin de mekanik, çoğunlukla mekanik aksamlar olduğu, mekanik ekipmanlar olduğunu düşünürsek hani bunun sağlıklı olup olmadığı hakkında da kişisel yorumlarını rica edeceğim. İkinci sorum da Nordex ve Vestas yetkilerine olacak. Hani bildiğim kadarıyla iki firmanın da sadece gearbox'lı, dişli kutulu türbinleri mevcut. Sunumlarından da gördüğüm kadarıyla hani yeni teknolojilerden yani direct drive olsun, farklı teknolojiler olsun onlardan bir şey göremedim. Bu iki firmanın da direct drive teknolojisi olsun ya da farklı metotlar, farklı bir türbin teknolojisi üzerinde çalışıyorlar mı? İlerleyen planlarında böyle bir çalışmaları var mı? Bunu soracaktım. Bir de Nordex'ten Can Bey'e trafonun ve ana güç dönüştürücünün
naselde olduğundan bahsetmiştiniz. İlave olarak kontrol mekanizmalarının, kontrol panolarının da nasele taşındığından bahsetmiştiniz. Bunun sağlıklı olup olmadığı, işte yangın gibi etmenlere karşı bunun sağlıklı olup olmadığı hakkında ya da buna karşı önlemleriniz hakkında bilgi almak isterim. Teşekkürler. İlk sorunuzla başlamam gerekirse 25 yıllık yaşam süresi saha özelinde değerlendirilecek bir konu. Her sahanın sahip olduğu coğrafi yapı, rüzgar koşulları birbirinden farklı. Uygun olan her sahada bu 25 yıllık yaşam süresi sağlanabilecek. Bu tabii dediğim gibi saha üzerinde değerlendirilmesi gereken bir konu. 25 olabilir, 24 olabilir. Yani orada en uygun değerlendirme yapıp optimum değeri yakalamaya çalışacağız saha üzerinde. Çünkü her sahanın koşulları birbirinden farklı. Bazı sahalar daha zorlu, bazı sahalar daha kolay çalışmaya imkan veren sahalar farklılaşıyor. Dişli kutusuyla ilgili sorunuza gelirsem, Nordex olarak bizim uzmanlığımız olan double fed jeneratör ve dişli kutusu kombinasyonu devam edeceğimiz bir teknoloji. Daha gidilecek çok yolu olduğunu görüyoruz. Teknolojiler arasındaki farklılar, her iki teknolojinin de birbirine göre üstün olduğu ve zafiyeti olduğu konular vardır. Önemli olan bu teknolojilerin nasıl işletildiği, servislerinin nasıl verildiği ve uygunluk sağlama noktasında nerede oldukları. Double fed jeneratör ve dişli kutusu konusunda bütün ülkelerde, bütün pazarlarda Nordex olarak tam uygunluk verebiliyoruz. Ve daha da zorlaşması beklenen pazarlarda da ileride de uygunluk sağlayabileceğimizi yaptığımız çalışmalarla görüyoruz. Bu teknoloji üstüne çok yatırım yaptık. Yani teknolojinin daha görece eski olması onun artık eskidiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla devam edeceğimizi söyleyebilirim. Son sorunuzu tekrar rica edebilir miyim acaba? Ha, trafo, tamam, hatırladım. Bu naselli trafo uygulaması diğer endüstriyel alanlarda olduğu gibi halihazırda uygulanan yöntemler. Peki bunun güvenliği nasıl sağlanıyor derseniz, tabii ki yangı algılama, söndürme sistemlerimiz standart olarak nasellerde mevcut. Bunun dışında zaten bu trafolarda kullanılan ekipmanlar özel olarak dediğim gibi parlama noktası yüksek materyallerden seçiliyor. Endüstri standartlarında seçiliyor. Örnek olarak bu Midel sıvısıyla, ester bazlı trafo likidiyle alakalı şunu söyleyebilirim. 70 senesinden beri herhangi bir kaza kaydı bulunmamakta. Dolayısıyla son derece ulaşılabilecek en güvenli ürünlerden biri olduğunu bunu söyleyebilirim. Kuru tip trafolar da yine kendi sönme özelliği olan trafolar, alev alma özellikleri yok. Tabii ki her konuda, her durumda olduğu gibi risk mevcut. Yolda yürürken başımıza bir şey gelmesi gibi düşünün. Yani her konuda risk mevcut. Önemli olan bu riskin nasıl idare edildiği, nasıl önlemler alındığı. Bu konularda da kendimizi sürekli geliştirip bilgi birikimimizi her jenerasyon türbüne aktarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Ben de Enerkon olarak sorunuza yanıt vermeye çalışayım. Öncelikli olarak bizim için bu 25 yıl tasarım ömrü yeni bir şey değil. Hani burada EP3 türbününde 25 yıl tip sertifikasında tasarım ömrüne sahip olacağını belirttim. Bizim daha küçük kanat çaplı E92, E101, E103 türbünlerimiz de yine 25 yıl tasarım ömrüne sahip. Hatta geçtiğimiz yıllarda yine burada sunumunu yaptığımız 4.2 megawatt kapasiteli 126 ve 141 metre kanat çaplı türbünlerimiz 30 yıl tasarım ömrüne sahip. Burada herhangi bir koşul yok Enerkon adına. Yani EP3 126 türbünü klas 2A olarak piyasaya sunulacak. Klas 2A sahasına koyduğunuz zaman 25 yıl tasarım ömrü vardır. Bunu tabii ki biz değil, bağımsız denetçi kuruluşlar söylüyor. Çünkü bu tip sertifikalarını veren bildiğiniz kurumlar var. Bunlardan alıyoruz ve onlar evet bu türbünün işte klas 2 sınıfıysa 8,5 metre bölü saniye hızla 25 yıl boyunca rüzgar buraya çarpsa bu türbün burada ayakta duracaktır diyor. 25 yıldan sonrasında olacak. Tabii ondan sonrası 25 artı X türbünün aldığı yüklere göre değişecektir. Yani bu şu demek değil. Bu 20 yıl tip sertifikası olan 25 yıl
olan için de aynı şekilde aldığı yüklere göre artı x seneler olacaktır. Aynı gün 25. yılın sonunda kaldırıp söküp atın demek olmuyor. Hatta bizim Türkiye'de kurduğumuz E40'lar, 40 metre kanat çaplı türbinler 98 yılında kuruldu. 20. yılına gelecekler. Bu türbinlerin şu ana kadar değişen hiçbir ana parçası yok. Yani aynı kanat, aynı jeneratör devam ediyor. Onun dışında bir önceki soruyla aklıma geldi. Hani jeneratör işte 25 yıl tasarım ömrü. Hani jeneratör işte 4 megawattsa acaba 20. yıldan sonra 3.8 megawatt mı üretecek? Yine böyle bir şey yok. Ama belki hani 25 yıl içerisinde kanatlarda olabilecek minör şeylerden dolayı belki türbinlerin ömürlerinde, şey türbinlerin üretimlerinde, power körlerinde değişimler olabilir mi sorusu var. Ama o da dediğim gibi çok minör şeylerden bahsediyoruz. Genel olarak şu söylemek gerekirse bir conditionımız yok yani türbin tasarım ömrüyle ilgili olarak ekstra bir maliyette bulunmuyor yatırımcıya. Zaten bizim Enerkon olarak özellikle istediğimiz şu, biz uzun vadeli yatırım olarak düşünmelerini istiyoruz rüzgar enerjisini. Yani uzun vadeli olarak düşündükleri zaman gerçekten de istedikleri seviyelere geleceklerini göreceklerdir. Teşekkürler. Vestas olarak 1979 yılından beri dişli kutulu sistem üzerine ürünler geliştirip piyasaya sunuyoruz ancak alternatif üretim tekniklerini de kesinlikle değerlendiriyoruz. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. İki farklı tasarım tercihi işin en başından beri oyunun içinde. Ancak bunun bir tanesi iyi, diğeri kötü ve demek doğru değil. Zannediyorum meslektaşlarım da bana katılır. İki tasarım tercihinin de kendi içinde artısı ve eksisi var. Biz Vestas olarak dişli kutulu güç aktarma sistemi eğer doğru tahmin edilebilir mühendisliği yapılırsa daha düşük maliyetli ve bağımsız bir çözümdür diye düşünüyoruz. Burada ve dişli kutulu sistemler 90'lı yıllarda çok ciddi problemler atlattı. Burada ciddi bir öğrenme eğrisi geçildi. Ve 2010 yılından bu yana geliştirilen türbinler sadece Vestas değil de söylemiyorum dişli kutulu sistem. Tedarikçiler açısından da söylemek gerekir. Yatıştan alacak problemlerin büyük kısmı yaşandı. Tabii ki ölçek artışıyla gelen yeni bir öğrenme eğrisiyle karşı karşıyayız ama o alınan dersler dolayısıyla dişli kutulu sistem bizim için gelecekte de tercih unsurudur. Kısaca birinci soruya ben de katkıda bulunmak istiyorum. Tasarım ömrü ve sahada işletme performansı sonrası gerçekleşen ömür. Zannediyorum Can Bey bahsetti. Sahanızdaki rüzgar koşulları, iklim koşullarına bağlı olarak işin başında da, fizibilitenizde de türbin firmasıyla aslında bu ömür tarafını konuşabilirsiniz. Piyasada şu an tip sertifikasyonu firmaları tarafından 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl üzerinden tasarlanmış ve buna göre sertifikalandırılmış türbin tasarımları mevcut. Ama bu şu demek değil. 30 yıllık ömür için tasarlanmış bir türbin daha zor koşullara, tasarım koşullarının üstünde bir koşula sahip sahaya koyduğunuz zaman muhtemelen 30 yıldan daha aşağı sürede bir ömür verecektir. Tali kısmi bakımlarla tekrar ömrü artırılabilir, bu 30 yıla yakınabilir. Aynı şekilde tasarım koşullarının aşağısında iklim koşullarına sahip bir santrale de sahaya da bunu koyarsanız 30 yılında çok üzerinde bir işletme ömür de elde edebilirsiniz. Dolayısıyla orada ben türbin firması tedarikçisiyle bunu görüşmenizi tavsiye ederim. Sertifikalandırılmış ömür seviyesi bir konudur ama sahada öngörülen yük etütleri sonrası, yorulma hesapları sonrası oluşabilecek ömür başka bir konudur. 20 yıllık bir türbin 15 yıl dayanıyor bu sahada diyeceğimiz sahalar da çok. Klas 3 düşük hızlı saha için tasarlanmış bir türbini marjını da kullanarak klas 2 veya klas 1 şiddetinde bir sahada kullanmak mümkün. Bugün tanıtılan büyük pervaneli klas 3 makinelerin tamamını Çeşme'de kursak muhtemelen 12 yıl 15 yıl ömürle işletmede çalışabilir. Türbin firması tarafından yegane sıkıntılı konu ekstrem yükler.
Yorulma yükleri bir şekilde ömür hesabıyla çözülebiliyor ama ekstrem yükler, yani klas 3 sahanın yaratabileceği ekstrem yük, o türbünü yıkar mı yıkmaz mı? Klas 2 sahanın yaratacağı ekstrem yük, o türbünü yıkar mı yıkmaz mı? Yıkılmıyorsa yorulma hesabıyla ömür konuşulur. Bunu türbin firmalarıyla birebir görüşmenizi tavsiye ederim. Çünkü tamamen saha özelinde konuşulan bir özellik. Başka sorusu var mı olan? Son olabilir mi? Başka ikincisi var mı? Beyefendiyi gördüm. Çünkü zamanımız da sanki bitti diye uyarıyor arkadaşlarım. Tamam, bir kişi. Buyur. Kutulusu sistemle direkt drive sistem arasında enerji kaybı, toplam enerji kaybı ömür boyunca toplam enerji kaybı oranı verilebilir mi? Yani aralarındaki fark var mıdır? Teşekkür ederim. Ben cevap sorayım. Buyurun isterseniz Bilgehan Bey, sonra da ben yanıtlayayım. Şöyle İki teknolojinin de çıktısı belli, yani nominal güçleri belli ve bunlar garanti ediliyor. Bir enerji kaybı, bir oranlama endüstride bildiğim kadarıyla şu anda yapılmış değil. Böyle bir karşılaştırma da zaten çok anlamlı olmaz. Baz almanız gereken şey, üç megawattlık bir direct drive ya da doğrudan sürüşlü bir teknolojinin işte 20 yıl boyunca degradasyonu ya da işte kapasitesindeki azalma var mı? Bu yok. Bu dişlik kutulu türbinde de yok. Ama Mustafa Bey'in de açıkladığı gibi her saha, her rüzgar santrali kendi içinde özel olarak değerlendirilmeli. Uygun bakımları yapıldıktan sonra iki teknolojide de kayıplar ya da işte degradasyonlar söz konusu olmaz diye düşünüyoruz. Evet sayın katılımcılar, teşekkür ediyoruz sabrınız için. Panelist arkadaşlarıma da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, inşallah önümüzdeki günler hem teknoloji açısından hem yatırımlarımız açısından güzel günler olacak. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar.